Ramazanlar erenler yetiştirmiştir Sivas. Ve yine niceleri o diyarda yitip gidecekti. İşimizi, aşımızı, gerçeğimizi, düşümüzü, birimizi, hepimizi bereketlendirenlerdi onlar. Bin yılların içinde biriken deryayı bir kazanda kaynatıp sunanlardı. Aşk ile. Tıpkı onun gibi. Adı Sivas'ta konmuş. Muhlis Akarsu olmuş. O Sivas ki Akarsu'yu köz eylemiş. Bir yanı yaralıdır, bir yanı kederlidir her daim. Virane gönüllerin yüküne taydır. Zira bütün emeği zaydır. Sevdasını yana tüte çeker. Figanı bülbülden beterdir. Hatırı kırıktır. Beli bükük. Gam yüküyle tartılır. Kervan olur. Sevgi yoluna katılır. Akarsu dünyada bir tek bir kişi. Gün gelir ki birden batar güneşi. Beğendin mi dünya yaptığın işi?
cezalara karşı hazın kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, beni kalmamış. İnsanlara karşı hazın kalmamış, dünya kalmamış, kalmamış, beni kalmamış. Aşka Düşenler programıyla Cem TV ekranlarından hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz sevgili dostlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir yolculuğa ve yeni bir anılara yolculuğa çıkacağız aslında. Sazımızı sesimize yoldaş edip her hafta olduğu gibi sizlerle kervan olup yollara düşeceğiz. Bu yolculuk ki az önce türküsünden de anladığınız gibi Muhlis Akarsu yolculuğu. Bu yolculukta bize bu hafta sevgili Gülten Benli eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Böyle Akarsu türküleri dinleyince duygusallaşıyorum. Çok seviyorum ben de kendisini, türkülerini. Bugün onu da burada anıyor olmaktan onur duydum. Teşekkür ediyorum sana da. Her hafta bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Onun anılarına yolculuğa çıkıyoruz. Anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Hatırlamaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. Her hafta bir ustamızı, bir ulu ozanımızı anlatmaya çalışıyoruz. Her hafta söylüyoruz bunu ama bu ozanlarımızı ve ustalarımızı bir saatlik ya da bir buçuk saatlik programa sığdırabilmek çok da mümkün değil aslında ama dediğim gibi bizim derdimiz hatırlamak ve hatırlatmak. Hı hı. Sohbet de ediyoruz aynı zamanda kendi hayatı hakkında küçük küçük sohbetler de ediyoruz. Biz türkü söyleyen insanlar için birçok ozan var aslında etkilendiğimiz, aşkına düştüğümüz. Özelde bakarsak Muhlis Akarsu senin müzik hayatına nasıl etki etmiştir? Müziğe başlamanda ya da o ilk süreçte nasıl etki etmiştir? Yani biz çocukluğumuzdan itibaren muhabbet albümleriyle büyüdüğümüz için Muhlis Akarsu'nun etkisi çok büyüktür o albümlerde. O yüzden de ben onun türkülerini küçük yaştan itibaren ezberledim. O okumaya başladım. Tabii şu anda hala söylüyorum sahnede de çok en çok insanların dinlemek istediği türküler arasında Muhlis Akarsu'nun türküleri. Keyifle söylüyorum. Yani bize de nasip olduysa ne mutlu. Kesin öyle. Hala söyleniyor olması, hala sahnelerde bile isteniyor olması... Sanırım onların bugüne gelmesindeki en büyük nedenlerden tabii biri ki, de bu. Çünkü sanatçı dediğimiz, tırnak içinde kullanıyorum artık ben bunu, dönem itibariyle tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü çok kolay bir iş değil sanatçı olabilmek. Gerçek sanatçı dediğimiz insanların eserleri sanırım bu kadar yıl üzerinden geçse bile hala okunuyor, hala isteniyor, hala talep görüyor. En önemli kıstaslarından biri doğal, bu herhalde. Doğal olan da bu zaten. Yani hayatın kendisi böyle. İyi olan, kaliteli olan her şey kendi yerini her zaman korumuştur. Müzikte de böyle. Başka sanat dallarında da öyle. O yüzden Muhlis Akarsu'nda çok büyük etkisi vardır Türk halk müziğinde. Kesin öyle. Öyle de devam edecektir olsun. Herhalde. Uzun yıllar. Evet. Onun türkülerinden biriyle başlayalım mı sizin sesinizden? Tamam. Vay gözünü sevdiğimin dünyası. Thank you.
ay gözünü sevdiğimin dünyası var. Dokunsalar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalimin yarası. Yaralarım bağlar oldum bugünler, aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Yaralarım bağlar oldum bugünler, aman aman bugünler. Derdim yüzler açtı yârim bir iken, yüreğimde yara ateşi var iken, garip garip bir köşede dururken, dertli dertli söyler oldum bugünler, aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Dertli dertli söyler oldum bugün. Böyle miydi benim sana dileğim? Sen gel de ki ardın sıra geleyim. Akar suyum ben her zaman böyle. Yâre doğru çağlar oldum bugünler, aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Yâre doğru çağlar oldum bugünler, aman aman bugünler.
nefesine yüreğine sağlık. Az önce senin de dediğin gibi Muğlis Akar türküleri dinlediğimizde bizi başka bir yerlere götürüyor. Hani hiçbir şey yoksa bile hayatınızda hani bazen kederliyken türküler dinlediğimizde dalar gideriz. Ama Muğlis Akar türkülerinde sanırım bir şey olmasa da sizi götürüyor. Yani çok içli sözleri var, evet. Çok duygulu. Evet. Yani illa bir şey olması gerekmiyor Muğlis Akar türküleri dinlediğimizde. O bizi mutlaka götürmek istediği yere götürüyor. Az önce de bahsettik ya hani Muğlis Akarsu ve onun kuşağının sanatçılarında aynı zamanda bir sanatçı duyarlılığı da görüyoruz. Evet. Muğlis Akarsu'yu dinlerken Sevda Türküsü de dinleyebiliyoruz. Toplumsal bir olayla ilgili bir türkü de dinleyebiliyoruz. Tepki dolu türküler de dinleyebiliyoruz. Evet. Bugüne baktığında aynı duyarlılığı sanatçılar arasında görebildiğimizi düşünüyor musun? Yani çok karamsar konuşmak istemiyorum bu konuda. Benim bildiğim çizgisi olan, duyarlı olan birçok arkadaşım var. Ben elimden geldiğince bu işi en iyi yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince işte bu otantikliği, o doğallığı bozmadan türkü söylemeye çalışıyorum. Ama tabii her şeyde, her yerde olduğu gibi müzikte de var. Yozlaşma, işte çabuk tüketimin getirdiği şeyler bunlar tabii. Bunlar olacaktır her dönem. Geçmişte de vardı, şimdi de var. Ama benim gibi düşünen birçok arkadaşım vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle inanıyorum. Yani hakikaten dediğiniz gibi çizgisi olan, duruşu olan, evet, müziğe karşı ve hayata karşı duruşu olan çokça sanatçı arkadaşımız var, yorumcu arkadaşımız var. Genel bir çerçeve çizmek istedim ben sadece. Çok karamsar değilim ben konuda. Yani gerçekten çok iyi müzik yapan, hayattaki diğer duruşuyla alakalı iyi arkadaşlarımız var. Kesin evet, var. Bizim de tanıdığımız. Biz hep böyle kötüleri falan konuşuyoruz. Hani kötü yönden. Gittiğimiz programlarda da böyle hep şikayetçiyiz falan. Hep kötü yönden düşünüp oradan konuşmaya çalışıyoruz ama ben hep iyi tarafından bakıyorum. Bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyorsunuz. Dolu tarafını görüyorum. Her zaman öyle olmakta fayda var. Çünkü öyle bakarsanız her zaman mutlaka güzel şeyler öyle yaparsınız. Ama sanatçı olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var ve birçok insanın da, yani bu, evet, bizim tanıdığımız insanlar var, çok doğru, bunu yadsıyamayız ama kendine, dediğim gibi, tekrar tırnak içinde sanatçıyım diyen insanların da buna sanırım ekstra bir özen göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Sanatçı dediğiniz zaman tabii bu çok uzun uzun tartışılacak bir şey. Muğlis Akarsu bir sanatçıydı. Ben kendim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben icracıyım, solistim. Sadece onları söylüyorum. Kendim seviyorum çünkü o, evet, türküleri okumayı. Söylediğim zaman da aynı duyguyu da karşı tarafa hissettiriyorsam ve o insanlar da o duygu, aynı duyguyu paylaşabiliyorsak bu beni mutlu ediyor. Ben çok, nasıl söyleyeyim, üretken bir yapım yok. Öyle yaratılmamışım. O yüzden de sanatçı derken hani Muğlis Akarsu gibi, Mahsuni Şerif gibi, Neşet Ertaş gibi ustalardan bahsediyorsak eğer, günümüzde tabii onlar gibiler kaldı mı biraz düşündürüyor insanı. Ben bunu geçen hafta da söylemiştim. Bazen zaman zaman televizyon programlarına çıktığımızda ismimizin altına sanatçı yazılır. Ben de hep şey derim, yani o zaman Veysel'e ne diyeceğiz? Yani evet, Mahsuni'ye nasıl bir tabir kullanacağız? Evet, sanatçı üretendir yani. O yüzden ben çok fazla üretemiyorum ama seviyorum türkü söylemeyi. Bu yeterli. Bu yeterli. Bir ucundan tutuyorum yani, öyle söyleyeyim. Türkü söylemeyi sevmek ve onu aşk ile, evet, hissedebilmek, aşk ile yaşayabilmek zaten yeterli oluyor. Bunu çünkü sadece siz değil, siz bunu bu şekilde yaptığınızda izleyiciler, dinleyiciler de bunun karşılığını veriyor elbette ki. Yine bir kısa bir metin okuyup bir türkü okumak istiyorum, eğer müsaade edersen. Türkü.
İlk duyduğu ses, sazın tellerine vurulan ezgilerdir. O ezgiler ki, gün gelecek, onu hak yoluna götürecektir. Yaşı küçüktür ama anlamaya, dinlemeye, çalmaya çalışır. Başarır da. Muhabbetlere, cemlere katılır. Özüyle pişmeye başlar. Bağlaması, sesinin tınısı, şevke sokar dinleyenleri. Kıymeti canında değil, özündedir. İçinde yetiştiği kültür, yaşamla arasına büyük bir bağ kuracak, akarsu olup akacaktır. Irmakta, ırmağa. Zamanı geldiğinde sesini, sazını alır, düşer yollara. Ekmeği doğduğu topraklardan uzakta, başka diyarlardadır. Kendisinden önceki ozanların aşkı sarhoş eder ruhunu. Gerçeği ararken susmayı, susarken haykırmayı öğrenir. Feyz alır nice erenlerden, söyler, durmadan söyler. Bir gün onlar gibi olacağını bilemeden. Ayrı düştüm vatanımdan, ilimden. Gurbet bana, ben gurbet kader böyle. Ne gelir de gurbet bana, ben gurbet alıştım. Kader böyleymiş, ne gelir de gurbet bana, ben gurbet almıştım. Thank you.
Şu gurbetin kaşı güzel alır. Yavaş yavaş akar suyum ellemeyin yarımı, gurbet bana ben gurbet alıştım. Akar suyum gurbet bana, ben gurbet alıştım. Yokluk beni mecbur etti, gurbet beni yarattım. Her şeyimi aldı gitti, gurbet beni yarattım. Gurbet ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti. Gurbet ben mi yarattım? Gurbet ben mi gurbeti ben mi yarattım?